Herkese merhaba. Ben Alternatif Gençler Konuşuyor'dan Musa ve bugün tolerans hakkında konuşacağız. Tolerans, eğitim, toleranssızlık ve kabalık arasındaki çizgi hala sosyolojik anlamda ve liderlik klişelerinde çalışılan bir alan. Türkiye'nin çelişkileri ve karanlık tarafları Türkiye'yi bu konuda mükemmel bir örnek yapıyor. Orta bölgede kalmış olan ülke, çok kültürel bir toplumun yapısını Avrupa, Asya ve Orta Doğu'ya gösteriyor. Ortak bir buluşma noktası bulmasıyla Türkiye toleransın ne demek olduğunu sosyal bütünleşme ile açıklıyor. Ardından şimdi Gaziantep'teki gençlerin fikrini almaya geldik. Hadi başlayalım. Gençlik olarak sizin için toleransın anlamı nedir? İnsanlara saygılamak, bence kesinlikle saygı duyman gerekiyor. Tolerans tanımak yani. Şimdi tolerans deyince aklıma görmezden gelme geliyor. Yani bir nevi üstünü kapatma. Daha hoşgörülü olma. Hani evet. Bu kavramlar geliyor aklıma. Bunun dışında da hani ekleyebileceğim bir şey yok. Tolerance to me means open up for people's fault, for people's mistakes in order for them to be close to you. I mean, when people make mistake, you have to be tolerant enough to let them apologize, to let them tell you what really happen, something like that, you know, because without tolerance I don't think we can go where we want to go, because everybody makes mistakes. Yani ayrımcılık hani insanlar arasında, hani tolerans benim için farklı bir şey yani, eğitim olarak hani. Yani sabır, hoşgörü şeklinde. Sabır, hoşgörü şeklinde. Tabii ki yani suçsuz zamanda insanlar geçinemiyor. Bence benim için hoşgörü, sabır, hani insanlara saygı, bir arada yaşamak için benim için gerçekten önemli şeyler bunlar. Hani gençlik için de önemli. Yani sonuçta bir insanın kişiliğinin oturması için etrafımızda yaşadığımız insanlara karşı saygı ve hoşgörü duymak zorundayız diye düşünüyorum. Tolerans anlamı biraz daha böyle anlayışlı olmak ve özgürlük gibi geliyor yani. Karşıya verilen özgürlük. Karşımızdaki kişiye tanıdığımız iyi niyetlilik gibi. Tolerans bir şekilde kültürel altyapıya dayalı olabilir mi? Zannetmiyorum, hayır. Neden? Tolerans insanın kendi kişisel düşüncesidir, yaklaşımıdır bence. Kültürel altyapı tamamen bağlıdır. Toleranslar zaten kültürel yapıya göre değişir. Örnek verebilir misiniz? Yani örnek, ülkemizde şu an tolere edilen şeyler çok değişti Osmanlı ile Türkiye arasında. Yani mesela hani kız erkek ilişkileri olsun, ondan sonra öğrencilerin, kızların eğitimi olsun. Bu noktadaki şeyler çok değişti. Bu noktada tolere edilen ve tolerans payının arttığı şeyler çok. Bu noktada böyle düşünüyorum yani. Tolerance never depends on cultural or religious or any other stuff. It depends on humanity. Every human supposed to have tolerance. Every human supposed to be tolerant because every human supposed to have that attitude. Örnek verebilir misiniz? Ya bu aileden gelen kültür olabilir. Geçmişte yaşanan o bir kültürden dolayı olabilir. Yani bir insanın kendini karşıdaki insana karşı geliştirmesi güzel bir şey bence. Geliştiremeyen insanlar olabilir yani, kültürel yapıya dayalı bence. Bence de. Olabilir aslında. Evet, size örnek verebilir misiniz? Yani sonuçta yabancı bir insan ya da hani günümüzde zencilere hani birazcık şey olduğu için, zenciler hani siyah kavramı kullanıldığı için onlara tolerans gösterebilir yani kültürel altyapıda. Biraz aileden bence kaynaklanıyor, yetiştirme tarzından kaynaklanıyor. Altyapı derken bunu demek istediniz herhalde. Evet. Kesinlikle. Yani mesela şöyle bir şey, bizde küçüklere karşı daha toleranslı davranmamız öğretilir kültürel yapıda. Onun dışında işte biraz daha akli dengesi zayıf olan insanlara karşı biraz daha tolerans göstermemiz. Mesela sarhoşlar konusunda da böyle. Bunlara daha toleranslı davranırız. Hani bizim hoşumuza gitmeyen bir davranış da gösterseler, hani onları mazur bir sebeplerle hoş görürüz. Yani onların akli
dengesinin yerinde olmadığı ya da durumu kavrayamadığı gibi durumlarda biz onları daha hoşgörülü davranırız. O yüzden davranışlarını tolere ederiz. Peki tolerans nerede biter? Tabii ki her şeyin olduğu gibi toleransın da kesin sınırları vardır. Çok aşırıya kaçmamalı. Yani bir de şöyle bir şey var bizde, hani yüz verdik aslarını istiyor der gibi. Hani biz insanları tolere ettikçe, davranışlarını görmezden geldikçe, onlar sürekli bu durumu devam ettiriyorsa, aşırı bir şekilde veya şiddetli bir şekilde üzerinize geliyorsa, orada toleransın sınırı biter. To me, tolerance never finish because our goals, our achievements never get ready, and without tolerance we might hook up someplace. Nerede biter? Yani insanın kendini geliştirmesinde biter diye düşünüyorum ben. Ya bence insanlığın biterse tolerans bence biter diye düşünüyorum ben. Hani karşıya bence dinine, ırkına görmeksizin bence onu sevmektir. İnsanlığın eğer bittiği zaman bence tolerans da bitmiş demektir. Kuralların olduğu yerde genelde tolerans biter yani. Kurallar arttıkça tolerans azalır bence. Peki sizin tolere edemeyeceğiniz bir şey var mı? Tolere edemeyeceğim bir şey samimiyetsizliktir en başta. Ondan sonra samimiyet olduktan sonra da her şey güzeldir. Yani karşılıklı samimiyet ve güven bence toleransın en yüksek olduğu noktadır. Tabii ki herkesin kendine göre tolere edemeyeceği şeyler vardır. Tabii herkesin olduğu gibi benim de edemeyeceğim şeyler vardır. Benim tolere edemeyeceğim şeylerden birisi saygısızlık. Saygısızlık konusunda ve kabalık konusunda kesinlikle tolere edemem. Bunu mazur göremem. Tolere edemeyeceğimiz bir şey. Zaman zaman hepimizin sinirlendiği hani bazı şeylere haksızlık olarak şey olabiliyor mesela, ama haksızlığa çok hoşgörülü ve saygılı olacağımı sanmıyorum. Hani tolere edemeyeceğim şey haksızlık bence. To me, tolerance never finishes as long as we are alive, I'm alive. Tolerance never finishes. Haksızlık olmasın. Yani. Tolerance gösteremezsin. Hani olmayan bir şey olmuş gibi gösterilmesi benim hakkımda, tabii ki onu affedemem yani, mümkün değil. Peki tolerans sizin için ne anlam ifade ediyor? Paylaşabilir misiniz? Çok teşekkür ederiz. Gelecek hafta görüşmek üzere.